Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba sevgili takipçi kankalar. Herkese araba. Anahtarı takmamışım, arabayı çalıştırmaya çalışıyorum. Vay be. Günaydın. Günaydın. Bu ne be? Bunu da yıkamadan giyeyim dedim. Nereden giydim yıkamadan? Her tarafım toz oldu. Siz beni daha iyi görün diye koltuğumu da birazcık öne getirmiştim. Böyle de rahat edemedim bacım. Ah be, yok arabayı yatarak süreceğim aga. Şöyle. Kamerayla her şey tamam. Evet, şimdi sabah rutinimize başladık. Günlerden bir gün yine kahvemi Lidl'den aldım. Sabah Turgut aradı, Lidl'e çok güzel şeyler gelmiş ki bir bak istersen diye. Geldim baktım ama daha kadın anca diziyor. Ne fiyat var ne bir şey var. Bunların fiyatları ne kadar diyorum. Koyacağım işte az sonra dedi bana. Az sonra fiyatlarını koyacağım dedi. Ha dedim öyle mi? O zaman dedim sen az sonra koy fiyatlarını. Bakmadım ben de devam. Alışveriş merkezindekine bakarım. Alışveriş merkezinin oradakine yani. Ya da hiç girmem bile ya. Para harcasım yok. Tamam güzel şeyler var eyvallah ama olmasa da olur yani. Kız niye boyuna düşüyorsunuz, paso düşüyorsunuz ya? Sizi şuraya bir sabitleyemedim yemin ederim. Şimdi az benim bir DM'e gitmem lazım drogeriye. Oldu mu? İyi misiniz? Sabit misiniz? Bir drogeriye gitmem lazım çünkü smoothie bowl'larım bitti. Ben acayip sevdim onu, çok hoşuma gitti. Özellikle de kakaolusu, fındıklı kakaolusuna bayıldım. O yüzden gidelim oradan o fındıklı kakaoludan birkaç tanecik alalım. Sonra eve geleceğim. Yemek yapacağım. Bugün yemeğimi yine erken yapmam lazım. Çünkü öğlen Turgut'la bir hastaneye gideceğim. Hastanede randevusu var. Hatta randevusunu ben alıvermiştim. Neysem ki reflekslerim hızlı ve güçlü bir kadınım ki yani şu an önümdeki arabanın arkasına toslayacaktım eğer ki kıvırmasaydım. Hoş benim kıvırmam sıkıntı değil. Hani benim kıvırmam da yetmiyor. Karşıdan gelen de Allah'tan ani benim önümdekinin ani fren yaptığını gördü de o tarafa kaçtı. Ben bu tarafa kaçtım derken bak canlı canlı kazaya şahit olacaktınız. Kız dönüyorsun. Dönüyorsun. Arabanın sinyali diye bir şey var. 50 metre önceden şu sinyalini bir ver daha. Dönme yerine gelmiş pat diye yavaşlayıp frene basıp dönmeye çalışıyor. Ay bir de dönemiyordu. Madem döneceksin hızlı gir. Hani sinyalsiz gireceksin madem. Şak diye gir. Niye? Zaten şey dar sokaklardayız. La ilahe illallah. Vallahi çok sinir oluyorum ya. Yaşlanacağım. Bak şuralarım kırışacak şimdi. Yok gerçekten son anda frene basıp mesela şimdi önümdekiyle aramda en fazla 100 metre var. Yani mesafe koymaya çalışıyorum ama arkamda da araba var. Mecbur böyle dip dibe gidiyorsun. Şimdi sen son anda frene basınca olmuyor arkadaş. Hadi frene bastın bir de dönmeye çalışıyorsun sinyalsiz. La ilahe illallah. Neyse. Öyle yani Turgut'un hastanede randevusu var ve kağıtları bende. Doktor kağıdı, hastane sevk kağıdı falan kontrolü var. Onlar bende, o yüzden onu ona götürmem lazım. Yatak
Yatabadan. Ay, Yatabadan şu an var ya, of. Yani ev taşınsam demek ki ne yapacağım? Yani ev taşımak daha kolaydır. Odadan odaya taşımak inanın ki çok zor. Yani evin içinde inşaat yapmak çok zor. Vallahi çok gıcık. Yani şu an her yer böyle karton, karton yetmedi. Mesela daha karton almam lazım. Aslında bak şimdi kartonu vaktim varken karton almaya gidebilirim. Karton almam lazım daha fazla. Çok böyle gereksiz eşya çok. Ay, atılacaklar bir çuvalda böyle kenarda duruyor. Ay, diyorum ki kendi kendine keyfini, huzurunu, rahatını ya bozsun gerizekalı diyorum. Ne güzel yatıyordu işte, herkes olduğu yerde mutluydu. Rahat dürtüyor kız beni. Bak vallahi beni rahat dürtüyor. Neyse, hadi bakalım. Evde görüşürüz. Otobüs sıkıştı oraya. Oo. Şimdi geldim bakalım. Şundan aldım. Bunun fiyatı şu kadarcık. Tek seferlik 1.95. Şimdi onun 1.55'i olanı buldum. Onlara bakarken de böyle büyük pakette gördüm. Büyük pakette de 4.95. Onunla bunlar da büyük ihtimalle aynı. Bu 3.55. Anlamadım aralarındaki fark nedir. Bu ama daha şey böyle. Ben şöyle ağzıma gelmesini severim. Kıtır kıtır kutur kutur. Neyse bakalım. Şunlardan alsam mı ki onu bilemedim. Neyse. Önce bir şunları deneyeyim. Evet, Drogeri'den alacaklarımı aldım ve şöyle buraya geldim. Burası alışveriş merkezinin arkası. Dur, havalar soğuktu. Bayağıdır gelmedim buralara ama sizler alışkınsınız. Benim daimi takipçilerim burayı biliyorsunuz. Yazın bol bol geliyorum sabahları buraya kahve içmeye. Gene kahvem var. Kahvem bitmedi henüz. Hatta şöyle yapayım sizi. Yakın alayım. Allah, buraya ne deniyor bilmiyorum. Ama burası sonradan doldurma bir yer. Öyle kendinden oluşan bir yer değil. Yani bilmiyorum ne denir. Adını siz koyun. Benim için yalancı. Hatta bakın orada işte su kaynağı var. Bir dakika şöyle yakınlaştırayım sizi. Su kaynağı bile var. Bilemeyeceğim yani. Neyse bakalım şuraya dedim. Az şu... Ay. Neyse dedim, ay dedim Özlem bacım dedim, ay şurada dedim 2 dakika otur dedim, kahve iç, ondan sonra eve geçersin. Çünkü tam böyle buranın önüne park ettiydim arabayla. Dedim 2 dakika kahvemi şurada bitireyim, kahvem henüz daha hala bitmemişti. Öyle. Şu güzelliği de size de bir göstereyim dedim. Dur bir dakika, az şu çenemi bir kapatayım da kışların cıvıltısını duyun. Ördeklerin kakaklamasını. Anio! Ay kusu kusu kusu, bir tane geliyor minnak. Thank you.
etleri dikeceğim. Dünkü videomda göstermiştim. Domates, salatalık, kırmızı biber vesaire. Bugün bunları dikeceğim. Şu cama bakın ya. Vallahi daha 2 gün önce sildim ya. Ama şu orman alandayız. Bak içeriden değil ama dışarıdan. Şu ağaçların tozu var. Neyse gene sileriz. Yapacak bir şey yok. Şimdi hemen en acilinden bir çorba yapacağım. Bir de yumurtalı genç fasulyesi ocağa atalım. Yemeciklerimiz hazır olsun. Evet, eve gelindi ve yemek yapımına start verildi. Şimdi menümüzde yumurtalı şu fasulyeden var ama ilk önce şunu azıcık böyle bir soğan salçayla bir kavuracağım. Daha sonra ayrıyetten yumurta yapıp bunu ilave edeceğim güzelce. Ondan sonra yine kendimce uydurmasyon bir çorbam. Ama benim çocuklarımın çok sevdiği, her ne kadar ben öyle uydurmasyon yapmış olsam da benim çocukların çok sevdiği bir çorba. Yoğurtlu bir çorba. Ama içinde tavuk da var. Tavuk göğsü var. İçinde arpa şehriyesi var. Ondan sonra yoğurt çorbası, yayla çorbası yapan gibi yapıyorum. Tek fark pirinç yerine arpa şehriye. Ondan sonra bir de içine ekstradan tavuk ilave ediyorum. Benim çocuklarım tavuklu çorbalara bayılıyor. Gerçekten çok seviyorlar. Bir de şimdi bugün böyle et yemeği yapmayacağım için dedim şey proteini çorbaya ekleyelim. Böyle bakalım. Gitmeden tavuk göğsü çıkarmıştım. Böyle yemeklikleri atacaklarımı küçük küçük böyle paketleyip koyuyorum. Sonra hemen erimesi kolay oluyor, güzel oluyor. Böyle bakalım. En sonda üzerine azıcık böyle tavada soğan, küçük bir tane soğan kavuracağım tereyağı ile. Ondan sonra tereyağı, nane, soğanı güzel böyle kavurup en son böyle çorbamın üzerine ilave edeceğim. Özlem'in uydurmasyon çorbası ama çok güzel ve lezzetli oluyor. Hem de klasik yani çorbasının birazcık dışına çıkmış oluyorsunuz. Arada bir farklılık iyidir. Böyle bakalım. Bunu ocağa atayım. Hemen şimdi fasulyeyi de yapacağım. İkisi aynı anda olsun. Ondan sonra hemen hızlıca bir çocukların yataklarını bir kaldırayım. Makineye çamaşır atacağım. Hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor. İnanır mısınız? Ha bu çamaşır işi hiç bitmiyor. Yıkadıkça yenisi çıkıyor. Yıkadıkça yenisi çıkıyor. En son gerçekten kafama atacak. 3-5 kıyafet bırakacağım herkese. Onun dışında yıkayıp yıkayıp aynı şeyi giyelim diyeceğim ama işte nefis var ya, ah bu nefis, ah bu nefis. Neyse şunları bir yıkayıp geliyorum ben. Arkadaşlar bakın çorbam hazır. Valla ben çorbamın yoğurdu kesmesin diye içine bir kaşık da un koyuyorum ve yumurtalı yapmıyorum. Şimdi şurada yarım soğan, bir çorba kaşığı, şimdi burada yarım soğan, bir çorba kaşığı tereyağı güzel böyle eritiyorum. Ondan sonra iyice tereyağı böyle kızdıktan sonra nane koyacağım üzerine. Ve bunu çorbayla buluşturacağız.
Ve Özlem'in yayla çorbası. Özlem at. Kesilmez, etmez. Tavuklu, şehriyeli, güzel, yoğurtlu, naneli, tereyağlı bir çorba. Evet. Buna çok güzel şöyle bol yumurtalı taze fasulye, genç fasulye daha doğrusu. Vallahi yemekler hazır. Hadi bakalım şimdi Katya evi süpürürken ben de yatakları kaldırayım. Evet, evdeki işlerimi hallettim. Çok şükür. Şimdi çocukları da aldım. Gülşen'i bekliyorum. Yani Ömer Halis'i aldım. Gülşen'i bekliyorum. Ama Joseph, Dick Joseph'tan oynarken ben bu kardan atlayacaktım. Ne olmuş ki? Koskocaman bir şey. Çok da bir şey olmamış be. Bak. Anne o zaten büyük. Yani o boya değil, gerçek. Tamam. Çizilmiş sadece, bir şey olmamış. Neyse bakalım Gülşen'i bekliyoruz. Gülşen de şimdi bir iki dakikaya çıkacak, zilleri çaldı. Ondan sonra hemen hızlıca ne yapıyoruz? Eve gidiyoruz. Hastaneye gidiyoruz. Turgut. Ay, onu bırak orada. O hastane Atacağım için lazım şimdi. Sevki kağıdı. Dermatologide. Ha onu al oradan, ekmeğini. Sabah Yesim. oraya koymuşsun. Tamam, eve çıkar ama eve. Yesim yok. İyi be. Neyse bunu da şey bırakacağım. Özge'ye bırakacağım. Ondan sonra hastaneye gideceğim. Bise. Hadi bakalım. Bana kolay gelsin. Durmak yok. Durmak yok. Eve gidince de ne yapacağım biliyor musunuz? Hala dikilmeye bekleyen, dünden beri dikilmeye bekleyen fidelerim var. Fidelerimi dikerim. Ondan sonra biraz da yaprak toplarız. Hadi Ha. bakalım. Hayır, Gülşen. Hay maşallah, tevekkeli bitmiş o. Çorba bitti. Şimdi Mikael'e koydum, Ömer'e koydum. Biraz da kendime koydum. Eve geldim bu arada. Ömer yine her şeyi etrafa fırlatmış. Çorbanın hiç onları kaldıracaksın. Etrafa fırlattığın terlikleri, ayakkabıları. Hayır, bunları Gülşen yapacak. Neyse. Hayır, sen yapacaksın. Sen yaptın çünkü. Neyse bakalım arkadaşlar. Karnımızı doyurayım. Doyuralım. Ondan Bu sonra... tavuk mu? Hep tavuk mu? Aha, hem tavuk hem makarna. Makarna tavuk. Hı. Makarna tavuk mu yaptın? Evet arkadaşlar. Şimdi. Yemeğimi yerken Özge yazdı ne yapıyorsunuz diye. Dedim ne yapayım, yemek yiyorum. Hastaneden geldim. Acaba dedim karnım aç. Ondan sonra şey yapalım dedik. Şimdi benim çocuklar Özge'nin oraya parka gidecekler. Ondan sonra dedik hadi buluşalım, kahve içelim. Özge dedi hadi bana gelin dedi. İşten gelmiş, benim dedi dışarı çıkasım yok dedi ama dedi buluşalım. İyi dedim, benim dedim zaten, ben zaten dedim parka gelecektim. Dedim tamam o zaman dedim, çocuklar dedim oynarken dedim biz de dedim sende otururuz. Şimdi Özge şey Selcan'a, Nurfer'e falan da haber verecek. Ben de dedim pasta yapayım o zaman. Hazır dedim malzemem de var. Tamam dediler. Geçen günü zaten yaptıydım arkadaşım geldiğinde. Hepsinin bir gözü kaldıydı, bir kız değiller bana. Bize yok mu pasta diye. Dedim hadi dedim gelin de dedim size pasta yapayım. Şimdi mascarpone, şimant, Türkçesi ne bilmiyorum. Biraz da vanilyalı puding karıştırdım. Hemen şöyle pişmeden hazır bir krema. Ondan sonra üzerine de şimdi meyvelerle dolduracağım. Şöyle bol kremalı olsun. Bir şundan var. Türkçesi ne onu da bilmiyorum. Hep unutuyorum ya. Ondan sonra bir de çileğim var. Dedim birini ondan yapayım. Birini dedim çilekli yapayım. Ondan sonra kahvenin yanına dedim şöyle güzel. Meyveli, turtalı. Pasta. Şunun şu tarafı çok kabarmış pastanın, turtanın. Neyse bakalım böyle.
güzel oldu. Bu sefer üzerine çikolatalı sos da yapacağım. Şunları şöyle geri şu güzel yapayım ya. Tek tek dizmeye vaktim yok çünkü şimdi 2 dakika az. Bugün çok koşuşturdum, 2 dakika duşa da gireceğim. Ondan sonra üzerimi değiştirir, evden çıkarız. Çünkü çok terledim. Oradan oraya koşuştur. Turgut'un randevusuna geç kalacağım diye strese girdim. Çok ucu ucuna yetiştim. Hastanede park bulamadım. Parkhouse'da park bulamayınca hepten strese girdim. Adam erkenden gitti, beni bekliyor. Yarım saat önce gelin dediler ama tam saatinde anca oradaydım. İşte çocukları al, bırak vesaire vesaire anca oldu yani çocukların çıkış saatleri. Valla olmayınca olmuyor bazen, ne kadar kendinizi de yırtsanız da paralasanız da olmuyor gerçekten. Şunları da şöyle sıkıştırıvereyim ya, bir şey olmaz. Sen de şöyle gel. Sonra çilekleri. Kız görüyorsunuz mu? Ya da sizi şöyle şuraya alayım. Şöyle. Hızlı. Hızlı. Bol çilekli olsun. Çok tatlı oldu. Seni bir de çikolata sos gezdirdin mi? Onu da şimdi hemen şöyle şuraya koydum, kaynattım. Oo, iyi, çok güzel. Dur şuraya koyayım. Nasıl olsun? Hava da güzel gibi, değil gibi. Yaz geldi gibi, gelmedi gibi. 3 gün güzel sıcak havamız var. Ondan sonra 3 gün soğuk. Ben hala kalorifer yakıyorum, biliyor musunuz? Yakan var mı? Gerçi Türkiye'dekiler de soba yakıyormuşlar galiba hala. Soba, kombin yakanlar varmış. Vallahi ben de yakıyorum. Donuyorum çünkü. Akşam oldu mu? Elimden ayağımdan can kesiliyor, yemin ederim. Tir tir titriyorum. Şöyle. Tamam. Bir de çikolata sosumu. Şuradan bir keseyim bıçakla. Minik bir çizik atayım ya da dur bakayım şöyle şey yapayım. Evet. Bence gayet güzel oldu. İki çeşit pasta. Hadi bakalım. Tam hazırlandım, ettim. Evin önüne geldim. Baktım evin önünde bir ambulans. O ambulans bize de gelsin. Telefonumu bugün 3. düşürüşüm. Bir de hastanede düşürdüm. Telefonumun arkası full gidik. Ruj yapmayınca hasta gibi görünmüyor mu? Sizce de? Ne kadar hasta, ne kadar değişik görünüyorum. O yüzden ruj sürüyorum işte. Şuna bak. Yorgun, bitkin böyle. Ebes. Çıkıyorsunuz mu kardeşler? Ambulans kardeş. Tam böyle şeyin... yolun hemen az böyle bir ortasına gibi durmuşlar. Yanlarından geçmek mümkün değil. Bekliyorum. Bakalım. Önce parka gideceğim çocukların yanına. Azıcık onların yanında durayım. Ondan sonra da Özge'ye geçerim. Öyle. Allah aşkına kendilerine getirdikleri suya bak. Onun ikisini niye getirmedin? Ha? Ondan sonra dedim ki bana dedim su getirin dedim de Allah rızası için şuna bakkı. Vallahi krema çı krema çı köyü ya, köy havası yaşatıyorum.
Yalnız bu hava başka bir yer bundan başka bir yerde de kullanıyoruz. Ay terbiyesiz. Tahrat alırken falan da kullanıyoruz hani abdest çok alırken ayıp. Tahrat alırken. Çok ayıp. Öyle bir şey. Sensin ayıp, sana ayıp. Neyse. Boğurma boğurma. Çünkü kibarlaştın mı bir anda? Güzel kişiliğimi bozmayacağım. Allah'tan bozmayacağım. Selcan'ı bekliyoruz. Onu beklerken şöyle. Birazcık. Böyle. Biz şimdi böyle Özlem. Sinirim bozuldu. Hayır. Merve ne zaman bir kötülük yapsa. Cheesecake yapar. Özlem ne zaman bir dedikodu yapacak olsa kızları toplar, pastayı yapar, Özge kahveyi yapar. Selcan'ı bekliyor. Bir de benim ev durum değerlendirmesi evi. Evet şimdi konsey kurduk. Evet, konsey üyelerinin son üyesini bekliyoruz. Çabuk gel tatlım. Sen gelmeden cüm konuşamayacakmışız. Evet, konsey üyesini topladık. Son üyemiz de geldikten sonra durum değerlendirmesi yapacağız bakalım inşallah. Evet, konsey üyelerimizin sonuncusu da geldi. Gelirken de eli dolu geldi. Biz bu arada konsey toplantısı yaptık. Sen de bizim konsey toplantımızın üyelerinden bir tane. Son diyoruz. Durum değerlendirmesi yapacağız ama diyoruz üyelerimizin bir tanesini de. Ay arkadaşlar Selcan bir poğaça yapmış. Vallahi bayıldık. Evet. Tarifini aldım. En kısa zamanda size vereceğim. Bir de bir sarma yapmış. Ordu usulü. Arkadaşım aslında Zonguldaklı ama Ordulu evli. Artık Ordu'ya tam kız vermişiz ya. Tam orduların böyle şeylerinden. Ne oldu kız? Neyse bakalım. Valla sarmayla poğaça gelince, kıymalı poğaça gelince biz böyle her şeyi bir kenara bıraktık. Neyse şimdi son artık Özge bir filtre kahve yaptırdık. Ondan sonra artık dağılacağız. Konsey toplantımız bitti. Şu an keyif vaktindeyiz. Evet canlarım benim. Şimdi bugünkü videomda görüyorum ki bu biber fidesi sandığım şey aslında domatesmiş. Resmen kandırıldım. Dolandırıldım, kandırıldım. Neyse yapacak bir şey yok. Yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ederim. Beni aydınlattınız. Bir biber fidesi de tabii ki alacağım. Ama bunları henüz daha dikemedim. İnşallah yarın dikeriz. Bayağı geç bir vakitte geldim eve. Bu benden şekilde vedamızı yapalım. Bu kadar canlarım benim. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarınki vlogda burada sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.